Parmakları görsün. Bu hareketlere bak, şimdi hiçbir şeyden haberi yok. Dayanamayacağım ya, çok kötü oldum ya. Buradan da gelebilirim. Dur. Ben daha yeni uyandım ya. Şimdi kalktım daha. Ay. Gözlerim ağrıyor. Saat 6'yı buçuk geçiyor. 6.30 diyelim. Tam yuvarlama 6.30'da kalktım. Bütün zaman boyunca mikrofonu hiç açmamışım lan. Neyse, o zaman baştan başlıyoruz. Şu anda saat neredeyse 10 olmuş durumda. Böyle göstereyim. 3.5 saattir ayaktayım. 3.5 saattir sadece yemek yemek için mola verdim ve onun dışında bütün zaman boyunca oyun oynuyordum. Ve iPhone 7 çekilişi yapıyoruz arkadaşlar, eğer bilmiyorsanız. Ya ışınlanmayı durdurmam lazım artık ya. iPhone 7 çekilişi dedim ve bir anda buraya geldim. Niye? Çünkü size ondan bahsetmem lazım. Ama insan gibi söyleyebilirlerdi. Niye ışınlıyorlar beni? Neyse, şimdi iPhone 7 çekilişinden bahsedelim. Arkadaşlar, iPhone 7 kazanmak için yapmanız gereken çok kolay. Adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri birer boşluk bırakarak, yani mesela Kürşat, Bozkurt, Hatay yazarak 53-23'e yolladım ben, tamam mı? Ve ben de çekilişteyim şu anda. Siz de adınızı, soyadınızı, mesela Zeynep Karasu İzmir yazıyorsunuz ve 53-23 yolluyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Ben şimdi Bongo'ya mesaj attım ve cevap vermesini bekliyorum bana. O cevap vermeden önce de size çekilişten daha fazla bahsedeceğim. 53-23'e adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri yazıp Bongo'dan gelen mesajla sohbet ettikten sonra bana DM'den, yani DM'den Kürşat Bozkurt official hesabıma mesaj atıyorsunuz ve bunun ekran resmini yolluyorsunuz. Bunun ekran resmini yolladığınız zaman da iPhone 7 çekilişine katılacaksınız. Yani tam tamına 3 milyar 250 liralık bir çekiliş oluyor bu. Hani şimdi çekilişe kazandınız, adınız bir kere yazılıyor ya. Bu çekilişteki fırsatınızı arttırmak için başka isimlerle de Bongo'ya mesaj atıp o ekran resimlerini de bana atarsanız o isimlerle de bir kere daha katılmış oluyorsunuz. Yani şansınızı ikiye katlıyorsunuz. Yani Bongo'ya mesaj atıp bana Instagram'dan DM attıktan sonra iPhone 7 kazanma şansına sahipsiniz. İsterseniz gidin direkt 3 milyara satın, isterseniz de kullanın. Aha, bana mesaj geldi, bakın şimdi. Bongo Kürşat'ın kamera tutkunu bir sanatkar olduğunu biliyor. Sinematik çekimlerle 40 yıllık sanatçılara taş çıkartacak eserler yaratıyorsun bro. Şimdi bir dakika. Benim kamera tutkunu olduğumu YouTuber olduğumdan bilebilir ama sinematik çekimleri nereden biliyor? Benim sinematik çekim yaptığımı bilen sadece birkaç tane arkadaşım var, başka kimse yok. Ben hepsini kendime saklıyorum, bir dakika. Her şeyde olduğu gibi bu işlerde de en büyük destekçin annen. Bu arada tatlı anneciğine anne demek isteyenler var. Tahmin ettin mi kim? İzleyicilerim olabilir. Büyük ihtimal izleyicilerime diyordur ama annemin en büyük destekçim olduğunu nereden biliyor? Bakın burada Instagram'da da fotoğrafı var. Ben her zaman için beni her şeyde annem en çok desteklemiştir ama bunu sen nereden biliyorsun? Dur, kim olduğunu soralım. Kimmiş şöyle bakalım. Aha, geldi mesaj. Bongo Kürşat'ın gönlünü alışveriş yaparken şans eseri tanıştığı bir güzele kaptırdığını biliyor. Tanışma hikayeniz Titanic filmine taş çıkartacak cinsten. Baş harfi G olan kumral tenli, siyah saçlı ve dillere destan güzelliği olan bu kıza ilk görüşte vurulman tesadüf olamaz. Hadi lan oradan, odamda kamera var değil mi? Mikrofonum falan dinleniyor benim. Benim odamda kamera var. CIA'nin işi bunlar. Bunlar tamamıyla CIA'nin işi çünkü bu hikayeyi sadece kimse bilmiyor. Sadece o bahsettiği kız biliyor ve iki arkadaşım biliyor. Başka kimse bilmiyor. Hadi lan oğlum ya. Bir dakika, bu çok merak ettim şimdi. Bir dakika. Çok merak ettim. Yemin ederim odamda kamera var ve mikrofonum dinleniyor benim. CIA ve FBI ile alakalı. Annemin abimin adına da deneyeceğim az sonra. Bir dakika. Hadi lan. Yazayım, dur, yok artık. Yok artık. Bongo Kürşat'ın herkesi kıskandıracak bir ilişki yaşadığını biliyor. Yengeyle çok yakışıyorsunuz kanka. Çok mutlu ve güzel günler sizi bekliyor. Hak ediyorsunuz, tadını çıkarın. Abi yemin ederim benim odam dinleniyor. Ben dinleniyorum. Her şey dinleniyor. Bunu kimsenin bilmesine yemin ederim imkan yok. Bunu kimse bilmiyordu. Bunu kimse bilmiyordu. Bir dakika. Bunu kimse bilmiyor abi. Olayı tamamen söylüyor ya. AVM'de tanışıp aşık... Ulan kim bu lan? Yoksa bu mesaj şeyi sevgilimin falan mı oğlum? Nereden biliyorsunuz bunu? Trolleniyor muyum ben? Ne oluyor? Yok artık ya. Neyse, bir dakika, ben bunun şokundan çıkmaya çalışacağım. Abi hadi be. Neyse, dediğim gibi 53-23'e Bongo'ya, yani adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri 53-23'e yazarak iPhone 7 kazanabilirsiniz.
Şu anda hala şaşkınım, bir saniye. Kürşat Bozkurt official Instagram'ından da bana DM atın. O iki kere yaparsanız adınız iki kere yazılacak. Abi ne oluyor lan? Neyse, 70 saat uyumamaya dönüyoruz şimdi. Bongo'ya mesaj atın, iPhone 7 kazanın ama neden böyle bir şey oldu? Nereden biliyor? Neyse şimdi bunları boş verin. iPhone 7'den bahsettik. Ben şimdi bu filmi izledikten sonra belki biraz dışarı çıkarım. Çünkü evin içinde ben şimdiden mayıştım. Benim uykum çok çabuk geliyor. Ve benim dünyada en çok uyumama rekorum 32 saat. Onu da geçen ay kırdım. 32 saat uyumadım. Uyuduktan sonra yaklaşık bir 16-17 saat uyudum hem de. Görelim bakalım bu rekoru kırabilecek miyim? Şu anda ne kadar uyuyacağımı kesinleştirmedim bile. O yüzden söylemiyorum. Başlıkta görürsünüz. Videonun başında da yazacağım. Neyse hadi devam edelim. iPhone'umuzda şu anda timelapse yapıyor. Şimdi günümün en güzel anlarından biri gerçekleşecek. Araba sürmeye gideceğiz. Ben süreceğim. Şimdi arkadaşımın çakma GoPro'suyla beraber gideceğim. Arabada onunla kaydedeceğim. Bu kamera çok büyük. Bakın çok büyük olduğu için ben bununla arabada kayıt alamayacağım. O yüzden... Kaza yaptıracağınız bana ya. Boş diye düşünüyor. Hiç besip öyle. Gazı çok geçiyor ya. Sen şimdi alıştığın kullandığın araba değil ya. Aynen. Biraz farklı oluyor. Araba geliyor artık. Evet, saat 1.30 olmuş. 1.30 geçiyor. Ben tam tamına 7 saattir ayaktayım şu anda. 7 saattir uyumuyorum. Araba sürdük geldik. Biraz güzeldi. Turladık. Ne yapalım? Sıkıldık yani. Uykum gelmesin diye çıktık ama daha çok uykum geldi arabanın içinde. Ben sürüyor olmama rağmen daha çok uykum geldi. Yarın için bir sürü plan yaptım. Çıkacağız böyle, video falan çekeceğiz dışarıda. 2-3 tane video çekeceğiz. Bütün günü video çekerek geçireceğim. Neyse, az sonra biraz daha eğlenceli şeyler yapacağız. Gece biraz daha ilerlesin, başlayacağız. Saat 4 oldu. Ve ben hala burada CSGO oynuyorum. Sıkıldım mı? Sıkılmadım. Tamam, şimdi saat sabah 5 oldu. Ben de kendime kahve yapacağım. Çünkü gerçekten başım ağrımaya başladı. Uykum geldi. Hemen bir kahve yapayım. Tamam, kahvemi yaptım ama tek sıkıntı içine şeker koymayı unutmuşum ve hala CSGO oynuyorum. CSGO oynayınca uykum gelmiyor çünkü sinirleniyorum. Bu arada 4-0'dan 4-4 yaptık. Tamamdır, kahvemi de içtim, bitirdim, oyundan da çıktım. Ama kahveye şeker koymamıştım ya, tadını alamadığım için bir tane daha içeceğim. Bu arada ben her zaman böyle bir video çekerken öncekinde montajlayarak çekerim. Daha kolay olur işim. Ben sürekli ışınlanıyorum değil mi? Şimdi de mutfağa ışınlanacağız ama farklı bir şekilde. Bakın şimdi. 1-2-3. Şimdi mutfağa geldik. Bir kahve daha içeceğim. Şimdi de kahvemi içeceğim. Kahve sayar ekleyeceğim videoya. İkinci kahve. Aklıma bir fikir geldi. Her seferinde artık böyle her sabah olurken ve akşam olurken timelapse'ler kaydedeceğim. Ve akşam ve sabah olduğunu size göstereceğim. Şu anda saat 7 oldu. Kaç saattir ayaktayım bilmiyorum. O 12-13 saat oldu aynen. Şu anda gram uykum yok. Normalde bu saatte benim ölümüne uykum oluyor. Ölümüne hem de. Herhalde dün çok uyuduğum için bugün hiç uykum yok. Şu anda geniş açı bir lensim olmadığı için şöyle bir tripod kullanıyorum. Bakın. Böyle. Tripodu böyle tutuyorum. Abi harbi çok pahalı ya. Çok pahalı. Neyse, dediğim gibi bugün dışarı çıkacağız ve bir sürü video çekeceğiz. Şu anda çok bağırıyorum. Evdeki herkes uyuyor. Beni dövmezler inşallah. Neye bakıyorsun lan sen? Ha? Neye bakıyorsun lan? Tamam, bununla olan kavgamız bitti. Ben de filmimi yeni bitirdim. Bakalım saat kaç olmuş? Saat... Aa, telefonumu kapatmışım. Saat neredeyse 9.30 oldu. Ve bugün 23 Nisan. Geçmiş 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Neyse, kaç saattir uyanığım bilmiyorum. Yaklaşık olarak bir 15 saat oldu sanırım. Az önce çok uykum vardı ama bütün uykum kaçtı. Niye bilmiyorum. Niye böyle bir şey oldu ki? Neyse, henüz iPhone 7 çekilişine katılmadıysanız açıklamada daha detaylı bir şekilde anlatımı var. Şimdilik bay bay.
Evet, 2 saat sonra bir yenileme yapıyoruz. Saat 11.30 oldu. Ve şansıma ne zaman telefonu açsam hep buçuklu saatler denk geliyor neredeyse. Ben bir tane video hazırladım. O videoyu çekeceğim şimdi. 1.5 saatimi falan aldı o İngilizceden Türkçe'ye çevirme olayı. Odak mı yok? Nasıl? Neden bu kadar beyaz? O videoyu çektikten sonra bir tane daha Adam Sandler filmi izleyeceğim. Adam Sandler filmleri gerçekten çok güzel. Ondan sonra da büyük ihtimal dışarı çıkarız. Bakacağız bakalım ne olacak. Şimdi uykum geldiği için kendime bir kahve daha yapacağım. Bu arada saat 12.20 geçiyor. Abo, bunun içine dökmüyorduk normalde. Kettle'ın içine döktüm. Ooo, volkan gibi patlıyor lan. İyi patlıyor. Üçüncü kahve. Kahvemi bitirdim. Saat yaklaşık 4 falan oldu. Ben saatlerdir hiç video çekmedim vlogla ilgili. Az önce kanalım için bir tane video çektim. 24 saat olmak üzere neredeyse ve gerçekten işler çok zorlaşmaya başladı. Hani her an uyuyacakmışım gibi oluyor. Ben 70 saati nasıl tamamlayacağım hiç bilmiyorum. Saat ilerledik. Yani bundan 3-4 saat önce hiçbir şeyim yoktu. Bir anda baş ağrısı başladı. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Saat şu anda 6 olmuş durumda. Ben telefonumla beraber uzanıyorum böyle yatağımdayım biraz. Ama yatakta kalmamam lazım benim. Yani dur. Yatakta durursam uyuyacağım çünkü. Ama hiç kalkasım, yürüyesim yok ya. Üstümdekileri de daha hiç değiştirmedim. Bayağı oldu biliyorum. Ama yarın sabah duş alacağım. Normalde dışarı çıkacağımı söyledim ama arkadaşım, yani beni video çekecek olan arkadaşım beni ekti. Pazartesiye kalacak herhalde o. Bakalım ne olacak. Saat şu anda 7.30 oldu. Şimdi ablamlar ve annemle beraber hastaneye gideceğiz. Bizim bir tanıdığımız hastaymış. Onu ziyaret edip geleceğiz hep beraber. Ondan önce de ben bir dişimi fırçalayacağım. İnşallah kahve içmekten dişlerim sararmaz ya. Saat sabah 5 oldu ve ben hala CS:GO oynuyorum. Kaç saat oldu artık sayamıyorum ya. Bayağı 30 saati geçti. Kendi kişisel rekorumu da kırdım. Şu anda harap olmuş durumdayım. Bayağı uyumamak için elimden geleni yapıyorum. Saat 5.30 oldu ve ben de şimdi günün doğuşunu çekmeye gidiyorum. Şimdi telefonumu yukarıda timelapse'e bıraktım. Ben de bir tane daha kahve içmeye geldim. 2,5-3 saat sonra okula gideceğim ve ölmek üzereyim. İnşallah okulda uyuyakalmam. Şu anda bir bakalım, saat 7.30 olmuş. Tam 7.30. Ya hep buçuklu saatlerde açıyorum ya. Şu anda güneşe bakmayı deneyeceğim. Güneşe gerçekten hiç bakılmıyor ya. Benim okula gitmem lazım yarım saat sonra. Evden çıkacağım ama güneşe bile bakamıyorum şu anda. Başımın şuraları ağrıyor ya. Şu köşeler ağrıyor. Çok ağrıyor hem de. Duş alacağımı söyledim ama almayacağım duş. Okuldan gelince duş almaya çalışacağım. Tabii okuldan çıkar çıkmaz direkt şeye gitmezsem, video çekmeye gitmezsem büyük ihtimal video çekme bugün de iptal olacak. Şu anda saat 7.45 geçiyor. Benim okula gitmek için 5 dakikam var. Çıkıp otobüse gitmem lazım. Eğer bir gün daha okula gitmezsem sınıfta kalacağım. Gel pantolon, heh. YouTube'a video çekmek için sizin için 9 gün devamsızlık yaptım lan. Hepsi YouTube için. Orada biraz daha kahve var. Wow. Hayat şu anda sana güzel. Daha yeni kalktı. Daha yeni kalktı ve ben okula gidiyorum. O daha burada kalacak. Şu manzaraya bak ya. Bu arada saat 9.30 oldu. Ben okula geldim. Şimdi bizim okula bir şey gelmiş. Bak, 9 boyutlu şey. Şimdi ben kameradan video çekiyorum diye beni gösteriyorlar. 9 boyutlu bir şey var. İçinde kızlar çığlık atıyor bak. Ne haber kardeşim? Kardeşim nasılsın? Kardeşim nasılsın? Diğer kardeşim. Kardeşim nasılsın? Çok iyi. Kardeşim nasılsın? Kardeşim nasılsın? Kaçma! Kaçma! Şimdi bakın, savaş çıkıyor burada. Nükleer kırar mısın bu kameranın? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Bir daha söylesene. Şimdi şuradaki 9 boyutlu sinemaya girmek için birbirleriyle anlaştılar. Bizim arkadaşlar diyor ki eğer bize gol atamazsan bedavaya gireceğiz. Gol atarsan da biz binmeden parasını vereceğiz diyorlar. Atamadı, beleşe girecek. Haydi. Beleşe giriyor.
Hadi be. Haydi kazandı. Ha geçti mi attı. Ben atamadı sandım. Kapatın müzikleri. Kapat. Selamünaleyküm. Durum güncellemesi yapacağız. Şu anda saat 11 olmak üzere. Kaç saat oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Burada çıldırıyoruz. Ve hiç uykum yok şu anda. Ne yapıyorum? Nereden geldim ben? Evet, şimdi ben arada bir böyle gelip gideceğim ve size olan biten şeyleri anlatacağım, tamam mı? Okay. Videoyu bu kadar uzun süre izlediniz ya, adamın dibisiniz ya. Gerçekten harbi adamın dibisiniz. Neyse, şimdi size olan biteni anlatayım. Okulda biraz takıldıktan sonra bir tane çocuk var, çok fazla saçma sapan şeyler yapıyor. Aramızda düşündük ve ona saldırmayı planladık. Onu okulun arka bahçesine çektik ve biraz eziyet ettik. Ve bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz yoruma 35 yazın, tamam mı? Buraya kadar izleyenler yoruma 35 yazsın. Neyse, şimdi videoya dönüyoruz ve çocuğa yaptığımız şeyleri izlemeye hazır olun. Şimdi kime işkence edeceğiz? Gel orta bir şey. Hangi çocuk? O şu değil mi? Parmakları. Lan bu hareketlere bak. Şimdi hiçbir şeyden haberi yok. Süreceksin lan. Benim cezasını biliyorsun. Akşam mı? Ağlıyor ama bu ya. Harbi abi bak şuraya. Kolun tekmeleyin. Vurma şerefsizim. Yine ben geldim. Yine iç ses konuşuyor sizinle. Bundan sonra da okuldaki birkaç tane arkadaşım çılgınlık yapmaya karar verdi. Sadece izleyin, tamam mı? Sadece izleyin. Dur lan dur, daha başlamadık lan, dur lan. Dur, acele etme. Dur in. Çık, devam et. Ben düşeceğim. Kardeş düşeceğim arasını. Sen de lan. Allah'ıma vur. Tekme atma anam, ben de lan. Allah'ıma vururum. Ben dur. Allah'ıma vururum. Ben vururum lan. Şerefsiz üstü bir kontrol. Bu hayvan. Evet, okulumuzun yeni kekosu değil mi? Bundan sonra bu eski keko. Buraya bak oğlum. Dur. Nereye bakayım? Buraya. Fazla eriyor. Şimdi neden böyle bir şey yaptı diye düşünüyorsanız bir de bunu izlemeniz lazım. Hani o bir şey değildi. Bir de bunu izleyin. Ama senden bir açıklama bekliyorum. Niye yaptın bunu? Sen ne oluyor amına? Lan! Salla. Cem. Lan! Hocam bana bir şey olmaz senden demiştiniz, hatırlıyor musunuz? Hali olmaz. 700 bin abonem var ama. Tamam, yine bir şey olamamış. Şimdi öğrencinin bir tanesi öğretmen demiş ki senden adam olmaz, gitmiş vali olmuş, gelmiş öğretmen. Hocam o babası değil mi? Öğretmenin. Evet o babası değil. Çok şey var da buraya sığar mı bilmiyorum ama. Seninle ilgili mi? Her şeyle olabilir hocam. Videoya mı alıyoruz? Evet, videoya alın dediniz ya hocam. Hocam. Baba! Cemil'im gel bak şimdi. Evet, sen kardeşim. Senle bir plan yaptık. Evet. Okul barosunda bir şey yapacağız ama ne yapacağımız aynen belli değil. Söyleme. Aynen. Onu yapmazsan top olacak mı? Topum ama sen de yapacaksın. Tamam bak, burada kanıtı var. Ben aynen de yapacağım. Tamam, ben de yapacağım hadi. Ama yapmazsan topum. Tamam. Anlaştık bak, burada kanıtı var. Şimdi burada ne olduğunu söylüyorum ama sansürleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Yapmayan toptur. Toptur lan. Anlaştık. Emre. Aynen. Emre gel. Şimdi bak, bu yaptığımı biliyor musun bak. What the? What's that? 6. ya da 7. kahve olması lazım. Şu anda saat kaç olmuş bakalım hemen. Saat şu anda 1'i 11 geçiyor. Biz şimdi okuldan çıktık, otobüs bekliyoruz. Otobüse binip eve gideceğim. Bu kadar. Saat şu anda 7 oldu ve İlhan Berk'le nereye gideceğiz? Markete. Bir şeyler almaya. Neredeyse 50 saati geçti. Kaç saat oldu bilmiyorum. Burada bir yerde yazdı zaten az önce. İlk defa görünüyorum da. LOL için beni de sattın ya. Tek başıma gidiyorum. Ama abim evde yok. Saat şu anda 9 oldu ve İlhan Berk'le biraz CS:GO oynayacağız. Bu ne oğlum ya? Oğlum bu saç baş ne, dur düzelteyim hemen. Dur
şu ışığı da açayım. Şimdi saat gece 2 oldu. Ben çok zor dayanıyorum. Gerçekten çok kötü olmaya başladım. Hani 50 saati falan geçti. Nasıl dayanacağım daha fazla bilmiyorum. Gerçekten hani kulaklarım ağrımaya başladı. Niye ne alaka bilmiyorum ama kulaklarım ağrımaya başladı. Biz İlhan Bek'le biraz CSGO oynadık. Ondan sonra ben birkaç tane film izledim. Hala bir tane daha film açtım, onu izliyorum. Aklımda yapacak daha iyi hiçbir şey yok. Başka hiçbir fikrim de yok, planım da yok. Hani geçen sürdüğüm araba benim değildi. Araba benim olsa ya da bizim olsaydı ben çıkıp sürerdim, gezerdim. En azından dışarı giderdim, bir oturmaya bir yerlere giderdim. Ama onu da yapamıyorum. Şu anda yapacak hiçbir şeye fikrim yok. Film izledikçe çok mayışıyorum. Çok kötü olmaya başladım. Gerçekten dayanamayacağım ya. Çok kötü oldum ya. Saat şu anda tam 5 oldu. Sabah 5 oldu. Hava daha aydınlanmadı ama. Biraz daha kontrol oynayacağım. Yapacak daha iyi hiçbir işim yok. Çünkü başım ağrımaya başladı gerçekten. Bugün okula gideceğim. Okuldan geldikten sonra 70 saati doldurmuş olacağım. Gelir gelmez uyumayı planlıyorum vallahi. Tam 70 saat olduğu gibi uyuyacağım. Direkt. Hiç acımak yok. Tamamdır. Evet. Şu anda saat tam 6'yı 20 geçiyor diyelim. 6'yı 18 geçiyor. Gün doğmak üzere. Ben timelapse yapmadım. Ya da yapsak mı ya? Ya direkt size şöyle günün doğuşunu göstereyim ben. Güneş doğuyor. Yani daha yeni doğuyor. Yenicik güneşcik doğuyor. Tamamdır. Şimdi balkonda ne yaptığıma gelelim. Birkaç tane YouTube videosu izliyordum telefonumdan. Takip ettiğim YouTuber'ları falan. Odamda izlediğim zaman diğer uyuyanlara ses gidiyor. Herkes uyuyor şu anda. Ben de kulaklıkla evin içinde bir şey izlemeyi, dinlemeyi sevmiyorum. Hani dışarıda bütün gün kulaklığım hep böyle boynumdan sallanıyor ama evin içinde ben kulaklıkla gezmeyi pek sevmiyorum. Bana biraz garip geliyor yani. Neyse ben şimdi duşa gireceğim. Okula gideceğim için tam ayık bir şekilde okula gitmem lazım. Annem de çok uzun süredir ayakta olduğum için bayılabilirmişim. Ben de kendi kendime düşündüm ki istersen okula gitme evde kal dedi. Ben evde kalırsam %100 uyurum. Hani şu anda uyusam çok üzülmem, zaten 48 saati doldurdum. Ama illaki rekoru elimde tutmak istiyorum. 70 saatten yukarı yapan yok şu anda. Ben de o rekoru elime almak istiyorum. Neyse şimdi duşa gireceğim. Duştan sonra da bir tane kahve içip okula hazırlanacağım. Şu anda duşa gireceğim ama aklıma bir şey takıldı. Duşa girdikten sonra yeni kıyafetler mi giyeyim yoksa şunu mu giyeyim? Bunu da az önce üstüme giydim zaten. Çok rahat. Abi ne kadar rahat olduğunu hissetseniz şaşarsınız. Evin içindeydim, ben de dedim giyeyim. Şimdi düşünüyorum dışarı bununla mı çıkayım? Çünkü daha bunu dışarı hiç girmedim. Evde hep giydim. Ve kirlenmemiş hiç. Kokladım çünkü kokmuyordu. Büyük ihtimal ben banyodan sonra geri bunu giyeceğim. Evet evet, bunu geri giyerim. Evet, ben şimdi banyodan çıktım ve bir kahve içeceğim. Kahve içtikten sonra da biraz yemek yiyeceğim. Bilmiyorum kaçıncı kahve mi? Burada bir tane daha kahvemiz var. Sessiz konuşuyorum çünkü direkt odamda biri uyuyor. O yüzden ses yapmamam lazım. Ve size bir taktik vereceğim. Yazın vereceğimi söylemiştim bu taktiği ama unuttum. Starbucks'ta kahveler çok pahalı değil mi? 27 liraya yaklaşık 30-40 bardak kahve içmenin taktiğini vereceğim şimdi. Gidiyorsunuz bu kahvelerden alıyorsunuz, tamam mı, Starbucks'tan. Çok kalabalık olmadığı zamanlarda bana bundan yapar mısınız diyorsunuz. 1 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik yapıyorlardı sanırım. İstediğiniz kadar içebiliyorsunuz. Bunu Starbucks'ta yaptırıyorsunuz. Sıcak, soğuk, buzlu, sütlü istediğiniz gibi içebiliyorsunuz. Bu da benden size bir kıyak olsun. Ve çok uykum var, ölmek üzereyim harbiden ya. Söylemek istediğim bir şey daha var. Bir dakika. Şimdi bu kamerayı bugün okula büyük ihtimal götürmeyeceğim. Çünkü bu kamera şöyle bir kamera. Çok büyük. Gören herkes oynamak istiyor. Ve dün okulda neredeyse kamera kırılıyordu. O yüzden bugün büyük kamerayı evde bırakacağım ve telefonla gideceğim büyük ihtimal. Yani şu anda bunu düşünüyorum. Hani normal bir günde dışarıda olsak tamam da okulda herkes parmaklıyor kamerayı. O yüzden bugün götürmeyebilirim. Şimdi saat 7.30 olmuş durumda. Ben yarım saat sonra okula çıkacağım. Bugün biraz daha geç başlıyor okulum. O yüzden bugün daha geç çıkacağım. Stres çarkımı geri aldım okuldan. Hani kamerada niye böyle dönüyor ya? Gözünüzün önünde böyle dönmüyor. Gözünüzün önünde böyle dönmüyor. Neyse ben en son ne çektiğimi bile hatırlamıyorum. Yemin ederim en son ne çektiğimi bile hatırlamıyorum. Şimdi dün okulda keşfettiğim, kesinlikle ciddi diyorum, hiçbir videoda görmediğim bir hareket yapacağım size. Stres çarkıyla daha çeviremiyorum ama hareket yapacağım. Oldu lan sonunda. Sonunda yaptım anasını satayım. Bir daha deneyeceğim ve bu sefer ilk denememde olacak bak. İlk denememde olacak. Kesinlikle yapacağım. Çok odaklandım şu anda. Neyse bu arada ben az sonra okula gideceğim, dediğim gibi kamerayı kesinlikle götürmeme kararımı destekliyorum şu anda ve kesinlikle götürmeyeceğim büyük ihtimal. Şimdi pantolonumu giyeceğim. Şu anda pantolonum yok. Pantolonumu giyeceğim.
ve hazırlanacağım, çıkacağım, gideceğim. Çok uykum var. Kafam ağrıyor ya, kafam ağrıyor, kafam. Doydunuz mu beyler? Doydum kardeşim. Afiyet olsun. Kameraya mı bakayım yoksa kendimi mi izleyeyim çözemedim. Neyse kameraya bakayım. Okuldan daha yeni geldim. Bak şu dünyam şaştı ya. Daha bir saat falan var uyumama. Bir saat dolsun direkt uyuyacağım. Daha bugün kahve de içmedim lan ben. Oh sexy lady. Minik Kürşat uyusun da büyüsün. Minik Kürşat annesinin kollarında büyüsün. Daha şimdi uyandım. Saat şu anda 5.30 olmuş. Durumda tam 5.30 olmuş. Hep buçuklu saatler geliyor. Ciddi ciddi hep buçuklu saatler geliyor ya. Neyse ben... Saat dün de 5-5.30 gibi uyudum. 12 saat uyudum kalktım şu anda. Uyanır uyanmaz da bir video çekeyim dedim. Şimdi de birazdan devam ettireceğim videoyu. Şimdi saat neredeyse 7 olmak üzere saat. Ben şimdi iyiyim. Ama az önce kan tükürdüm. Niye oldu bilmiyorum. Bugün onun için doktora da gideceğiz. Niye öyle bir şey oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Korktum ama doktora gideceğiz bugün. Neyse arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Henüz iPhone 7 çekilişine katılmadıysanız hemen açıklamadaki linkleri takip ederek iPhone 7 çekilişine katılabilirsiniz. Henüz kanalıma da abone olup bu videoyu beğenmediyseniz de lütfen like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Hadi bu videoya 20.000 like atmaya çalışalım. Ve henüz izlemediyseniz şurada bir tane daha videom var. O videoyu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu. Onun altına da tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Ama bakın çok güzel değil mi video ya? Hani ben bile tıklamak istiyorum bak. Tıklayamıyorum ama elim arkasından geçiyor. Tıklayamıyorum hadi. Tıklayın niye daha izliyorsunuz? Hala niye izliyorsunuz? Minik Kürşat.